Arkadaşlarla okey oynuyorduk. Dedik karantina gününde ne yapalım? Hani okey de dedik, herkes iddia koydu. Dedim ki ben de eğer okey de yenilirsem arabamı okey taşıyla kaplayacağım dedim. Dememe kalmadı. İkinci turda yendiler beni. Ben de sözümü yemedim. Taşları buldum, arabayı bulduk, kapladım. Arabayı hurdacılardan aldık. O taşları da kapanan kıraathanelerden aldık. Gerçekten çok ihtiyaçları varmış. Yani kapandıkları için iş yapamıyorlardı. Bizden biraz destek olalım dedik. Çok değerli bir arkadaşımızdı. Aldık. O da dedi ki zaten açıldığı zaman yeni taş alırım dedi. Çok da iyi ol dedi. Bu şekilde yapıştırıcıyla beraber 4-5 arkadaş kapladık bunu. 11 bin taş var üzerinde. Bunun yapıştırıcısı, taşı, araçla beraber 11 milyarı buldu. Zevk aldık yaparken. Yani ilginç bir şey olsun dedik. Türkiye'de olmayan bir şey. Yaptık ve de gayet de güzel oldu. Ve dışarıdaki insanların tepkisi de çok güzel oluyor. Hani ilginç bir şeyleri gördükleri zaman biz de daha gururlanmaya başlıyoruz. İmkansız bir şeyi başarmak istiyoruz. Bundan sonra güzel bir projem daha var. Tabii ki yine almazlarsa diye düşünüyorum. Ama alacakları için boynumu da büküyorum özellikle almayın diye. Almazlarsa güzel bir proje daha kullanacağız arabaya. Üzerini falan kesmedik. Hani sadece kapladık. Normal kaplama yasak değil. İşletebiliyorsun. Biz de bunu kapladık. Belki işletiriz diye düşünüyorum. Sade iş yerimin önünde hani taşlar düşüyor mu gerçekten yapıştığına inanmak için öyle bir test sürüşü yaptık. İki kere gidip geldik. Ama ceza yiyeceksek de devletimize saygımız sonsuz yani yapacak bir şey yok.